Gereken tek şey küreti önlemesi. Onu önledikten sonra çok işe yarayacaktır. Koza tuttu bu arada. Somajor skorunu da ilk kan gelecek mi acaba diye bakıyorum. Elvin istediği yere gidemedi ve skor geliyor. İlk kan Taldirin'in oldu Supermassive Dark Passage karşılaşmasında. Ve bu eşleşmeyi önde başlayan isim. Şimdi Elvin ile Taldirin arasında takas. Bakalım kule altına kadar girecekler mi? Sis bombası geldi. Karşı hamle geliyor. Çok fazla hasar var Taldirin'in üzerinde. Son bir hasar gelecek mi? Crystal kovalamaya devam ediyor. Son vuruş yapacak gibi duruyor. Hızlı tetik gelirse burada vuruş yapacaktır diye tahmin ediyorum. Crystal kovalamaya devam ediyor. Şu an vuruş yapacak. Mesafeye yaklaştı ve skoru da alıyor. Onları da temizliyor. Bakalım şimdi oraya yetişebilecekler mi? Seni bölüyorum çünkü 3 kişi birden oraya Crystal'a geliyor. Crystal kuleye ölmeye çalışacak muhtemelen. Hala kaçmaya devam ediyor. Naru oraya yetişmeye çalışıyor. Bir vurkaç daha, bir şer mührü. Skor Naru'ya kaldı. Bu Crystal'ın en istemediği şey. İşte skoru tekrar görüyoruz. Şu an uçarak geliyor Elvin buraya. Ve sıçrayla beraber. Çok hızlı bir biçimde. İnanılmaz bir hasar. Bir kez ayartını bir şey kaçırdığı için sıçra kullanmak zorunda kalıyor. Zaytok hiçbir şey yok. Bir tane daha zincir gelir mi dedim ama. Evet şimdi geliyor Naru ve sıçrayla beraber orada skoru almayı başardı. Evet yalnız Dumbledore'un da hakkını vermek lazım. İnanılmaz buradan sütunlar derken Elvin şimdi oraya bir anda girdi. Naru'ya odaklandı. Öteki tarafta Taldirin'e de vurmaya devam ediyor. Örümcek'in işi yenilebileceği hiçbir yer kalmadı Stormage'din takımı. Stormage'di feda etti orada. Bir kere daha Dumbledore'dan çok güzel bir zincir daha gelir mi? Buzdan sütun. Yetişemediler kaçabilir bir türlü. Şimdi Zeitnot geldi oraya. İnanılmaz bir hasar çıkartıyor Zeitnot. Dandan oradan kaçmayı başardı. Arkadan Crystal ultisi geliyor. Zeitnot kovalamaya devam ediyor. Bir de Walker geldi ama dikkatli olması lazım. Aşu numarası Işınlan. Yok. İlk skoru aldı. Işınlan geliyor. Aşu nereye gidecek? Muhteşem bir koza ama yetmiyor. Bir skor daha o noktada Zeitnot için. Naru'nun kopyasını şu anda kovalıyorlar ama şimdi gerçeğini bulmak üzereler. Arka tarafta Taldirin'in öldüğünü görüyoruz. Şimdi Stormage kaçabilecek mi? Hayır dedi Elvin. Bir skorda Elvin'in lehine. Kaçan tek isim Naru oluyor. Sıçrasının gelmesi az bir süre var. Bu arada Lucas ulti kullanmış. Bakalım Ayarton Öpücük gelecek mi? Evet Ayarton Öpücük geldi. Stormage yakalandı. Uçarak gelen bir Zaytot var orada. Skor alabilecek mi? Evet skor aldı. Arkada şimdi Stormage'i de katlettiler. Elvin Dumbledore'u kovalıyor ama köreden saldırı son vuruş yapmayı başaramadı. Şimdi orta koridor inhibitörünü almaya çalışacaklar. Orta koridor kulesi düştü. Dark Passage. Supermassive'e karşı inanılmaz bir takım oyunu sergiliyor. Üçlü kuvvetini kullanarak muhtemelen alacaklardır. Rahat bir üstünde kuleyi düşürdüler. Elvin arka tarafta şu anda. Üzerinde Taldirin ultisi var. Lucas araya girdi. Aşu yakalandı. Belki de en çok yakalamak istedikleri hedefti bu. Şimdi Naru'nun çok az canı kaldığını görüyoruz. Öteki tarafta Taldirin de çok az canı kaldı. Ve Dark Passage bir kere daha savaşta istediği hedefi düşürerek inhibitöre dayanmış durumda. Üst koridor inhibitörü de 28. dakika itibariyle düşüyor olacak Dark Passage'da. Suratlar oldukça ciddi. Herkes konsantre olmuş durumda. Ve iki tane imtör. Kule düşecek. Aldı. Kule düşmek üzere. Taldirin tek başına tutamayacak bunu. Bir tane imtör doğdu. Orta koridor imtör doğdu ama hemen onu almaya çalışan bir Elvin'i görüyoruz. Öteki tarafta Lucas'i kombosunu yaptı. Stormage havaya fırladı ama yere ceset olarak inecek büyük ihtimalle. O skoru da almayı başarıyor Dark Passage. Şu anda Supermassive cevap verecek bir pozisyon bulamıyor. 3 inhibitor birden düşmüş durumda. Crystal açıyor. Çok fazla hasar verdi. Mücadelenin sonuna geliyoruz. İkinci Nexus düştü. Crystal'dan sıçra geldi. Dark Passage günün son maçında belki de Şampiyonluk Ligi'nin en beklenen maçında 30 dakikada galibiyete ulaşıyor. Ve yine dünkü gibi çok net bir oyun sergiliyor.